Sen izliyor musun şu sıralarda, hiç vaktin oluyor mu, yoksa tamamen kendi müzik aleminin o çılgın melodilerin eşliğine ve notalara mı verdiniz? Ben açıkçası hiç doğru düzgün televizyon izlemiyorum diyebilirim. Aa, bayılıyorum. Yok, İzlerseniz de National Geographic'da. Ya öyle bir geçer zaman ki dizisini çok seviyorum. Yani eğer denk gelirsem muhakkak onu izlemeye çalışıyorum. Ama onun dışında tabii ki yani çok güzel projeler var ama televizyon pek açmıyorum ya, inan. Peki bir şey soracağım. Yani çok da evde yani, olmuyorum zaten. Sen çok zamanında oyunculuk da yaptın. Mesela bu Muhteşem'e bakıyor musun? Muhteşem Yüzyıl'a falan baktın mı hiç? Baktım tabii. Yani senden yani sıkı bir Hürrem çıkardı. İzlediğim zamanlar. Ya Süleyman şöyle bakmak zorunda kalırdı ama çıkardı. Süleyman diye. Süleyman. Sen de boyu kaçtır, ayıptır sorması Tuba? 1.82. 1.82 maşallah. Allah tabii sahibine bağışlasın diyoruz. Peki merak ettik mi? Değil mi? O senelere götürelim. Tuba Özay hayatımıza hangi diziyle girdi diye merak ediyorsanız. Allah. Tabii biz onu hep podyumlarda gördük ama... Dün akşamın bir devamını getirelim size. Dün akşam o sarı ceketli, civciv kıyafetli sevgili kardeşimiz Ersin Düzen'den sonra işte bakın Tuğba Özay geliyor. Allah, ne yayınlanıyor acaba? Yarimi görürsen ona da selam söyle. Artık benim yolumu gözlemesin. Bu halimi görürse ağlamasın, üzülmesin. 997. Yine gönlü sendeydi de. İsmini söylerken bile gözleri doldu de. Unuttu zannetmesin. Beni de kötü bilmesin. Varsın bu işe de yazımızdır, kaderimizdir desin. Ay ay vahemşerim, vahemşerim, memleketimi özledim. Anam babam bir tarafta yar özledim. Bak şimdi dün mesela armut gibiydi Mahsun Kırmızıgül. Burada biraz saç sakal yapmış, yani böyle kıllı kıbırlı bir adam olmuş. Mahsun'un da herhalde ilk zamanlarıydı ya zaten. 1997 yani, diyorsun. 1997'den bu yana hiçbir değişmezsin ya. Buldunuz biz ya? Onu buluruz. Onda sorun değil de. Sen nasıl böyle kaldın? Onu söylesene usta. Valla bilmiyorum ki. Peruk mudur yani her şey? Her şey. Bak peruk. Çıkaracağım. Çıkarayım mı? Ya, birazdan çıkarayım çıkartırız mi? Ya. Bir değişiklik olur böyle. Çok şey olur. 8 mi diyorsun? Ver gelsin bakayım 8'de ne var? Aha bir tane daha Tuğba Özay klasiği var. Görelim onu da. Bakalım hakikaten değişiyor musun, değişmiyor musun? Aynen. Bak burada bir değişmişsin. Bir değiş gelmiş sana. Geliyor yine. Alo. Ne habersiniz çocuklar? İyidir. Nereden böyle? Yine takımı kurmuşsunuz. Dolaşıyoruz işte abi. Ay Ali sana var. Ne yaptınız be Sersem? Utanmasan ana diyeceksin salak. Küçün de gel cebime gir. Koskoca üniversite öğrencisi. Ablaymış. Aldın mı ağzının payını? Ben ne dedim ki şimdi ya? Hadi oğlum yürü ya. Orada bir küçük değişiklik olmuş evet. Yani belki saçlardan mı şeyden mi? Belki de. Erken olgunlaşmışsın. Evet, ablam abla yani diyorlar daha ya. O zaman 17 yaşındayım. 17 yaşında mısın o? Çok enteresan. Çok ilginç. Çok ilginç. 17 yaş var ki bir de şu var. 17 yaşının fotoğrafları. Belki de 16 yaşının fotoğraflarını bulduk. Allah, onları da göstereyim. Da ya senin var ya bir CV'nde bütün görselleri karıştırdık. Arkadaşlar gösterelim onu da. İşte hayatımıza girdiği an. Ortadaki lütfen alıcılarınız dairiyle oynamayın. Bildiğiniz ortadaki. Ben ona benzemişim yalnız. Sen bir şey güneşe mi çıkmışsın? Ne olmuş orada öyle? Bir kararmışsın. Ortadaki sensin değil mi? Biraz evet, ilginç ya. Hangi sene bu? Sol baştaki sensin evet. Sene 95. 95. Dünya ikinci güzeli olmuştum ben burada. Dünya ki çok özür dilerim. Yani ortadaki birinciydi. Ortadaki birinci miydi hakikaten? En sağda şey sağdaki Avustralya güzeliydi. Tamam. O dünya üçüncüsü olmuştu. Ortadaki Küba aslında çok güzel bir kız da burada gerçekten yani kötü görünüyor. Yani yoksa çok yani hepimiz bence burada kötü görünüyor. Ya çok özür dilerim. Göz var, nizam var. Tamam hayır hepimiz kötü diyorsunuz da hani ortadaki dünya hakikaten değişmiş. En azından dünyanın şeyi bakış açısı değişmiş. Ve ama sana bir şey söyleyeyim mi? O kız yarışmadan bir sene sonra sene 96 Fidel Castro ile birlikte Türkiye'ye geldi. Çünkü Küba güzeliydi zaten o. Yani Küba'yı da temsilen işte dünya birincisi olmuş. Fidel Baba ile ne işi varmış? Niye öyle birlikte geldiler? Cumhuriyet olarak. Ha Cumhuriyet olarak geldiler. Anladım. Onu kaçırdık biz. Ha, önemli evet. Bir kız var esasında. Var mı daha? Bir tane daha var. Varmış bir tane daha. Tuğba Özay. Uzunluk 1.82. Ne oldu aldınız onu gayet güzel veriyorduk ölçüleri. Merak ediliyordu. 1.82 yaşta 18. Bu bizim hayatımıza ilk girdiğin an mıdır ya? Böyle bir yarışmayla girdin değil mi sen? Böyle bir yarışmayla girdin hayatımıza. Evet, evet. Ve maşallah gayet de güzel yıllar sana. Gayet iyi davranmış.